Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün 62. siyer dersimize gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü konumuz kesintisiz tebliğ, kıble ve oruç, suffa ashabı olacak tabii hepsini yetiştirebilirsek inşallah sırasıyla. Şimdi geçen hafta annelerin annesi Hazreti Ayşe annemizden uzunca söz etmiştik. Hazreti Ayşe annemizin nasıl otorite bir hanımefendi olduğunu, kendi sahasında, hadis sahasında, tefsir sahasında, her konuda, her alanda bütün bir kadınlığa numune-i imsali olabilecek muhteşem bir insan olduğunu, aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hafızası gibi, bir kompüter gibi sürekli onu takip ettiğini, sorular sorduğunu ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel hayatlarından da bizlere, insanlara, insanlığa pek çok konuları onun aktardığını beyan etmiştik. Şimdi tabii burası Medine ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu nurlu şehirde ve Bilal Habeşi günde 5 defa ezan okuyor. Ve Medine'deki çocuklar onun sesiyle büyüyorlar, besleniyorlar. Ama bu arada doğanlar, ölenler, hastalanlar oluyor. Hayat akıyor çünkü yani, hayat akıyor. Şimdi son zamanlarda yatağa düşenlerden birisi de Sa'd ibn Ubade ki, bu sahabiyi biz Akabe'den hatırlıyoruz. Ensardan bir sahabi ama kahraman bir sahabi. Akabe'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gel diye davet çıkaran, orada konuşma yapan muhteşem bir insan. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye geldikten sonra da sürekli her gün evinden Efendimiz aleyhissalatu vesselama yemek gönderen bir sahabi. Yani hem Hazreti Mus'ab'a, Medine Fatihine sürekli sahip çıkan, onun önünü açan, ona yol gösteren, kol kanat geren bir sahabi, hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde gerçek bir ensarlığın nasıl olduğunu gösteren bir sahabi. Hasta yatağa düştüğünü duyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte bu hasta ziyaretlerinden birisi ki onun yanına gitmek için o günkü vasıta nedir? İşte merkebi varmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Belki develer veya atlar daha uzun yol araçlarıdır. Merkep de şimdiki aygolar gibi falan küçük şeyler, şehir içi vasıtaları gibi kullanılıyor belki, yani öyle zannediyorum. Şimdi dolayısıyla küçük şeylerle, arabalarla, vasıtalarla şehir içinde Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye binmiş işte. Küçük bir araba mukabilindeki o günkü bir merkebine binmiş ve Medine sokaklarından açılıyor, Medine'nin dışına çıkıyor. Bakıyor ki münafıkların reisi Abdullah İbni Übey köşkünde hurma bahçelerin arasında etrafında 40-50 kişi toplanmış, onlarla oturuyor. Şimdi münafık kendine ben münafığım demiyor ki. Herkesten çok daha iyi davranıyor öyle bir adam. Her konuda da öne geçmek istiyor. Her cumada mescide geldiği zaman en önemli bir yere oturuyor. En değerli bir yere oturuyor. Hatta cumadan sonra ayağa kalkıyor, bir de diyor ki ey Müslümanlar topluluğu diyor, bak Allah size bir peygamber yollamış, buna sahip çıkın ha diye de alçaklık da yapıyor yani. Onu da beceriyor. Böyle bir adam. Şimdi bakıyor ki gene de Abdullah İbni Übey'dir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce de Medine'deki Araplar onu başına geçirmek için tacını, tahtını bile hazırlamışlar. Her şeyi hazır adamın. Peygamberimiz gelince o sevdası biraz suya düşüyor. Geçip gitmek olmaz diyerek merkebinden iniyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii inerken merkep de biraz hareketleniyor, ya tepiniyor ya bir şey yapıyor ki bir toz bulutu kaldırıyor. Adamın, ahlaksız adamın deyişine bakar mısın? Üstümüzü tozlatma diyor.
öte bağla şu eşeğini, merkebini diyor. Üstümüzü tozlatıyorsun diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine de yanına varıyor. Tabii ki inciniyor ama yanına varıyor. Ve onları yine ayetler okuyarak, Kur'an'dan ayetler okuyarak, güzel sözlerle oradakileri imana, İslam'a davet ediyor. Orada kaç kişi varsa, çünkü o zamanlar bir mecliste bulunan herkes Müslüman değil, onlara hem Müslümanlar dinlesin diye hem de Müslüman olmayanlara bir tebliğ yapıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Hira Nur Dağı'nda başlayan bu kesintisiz tebliğ 22 yıl boyunca, 23 yıl boyunca aralıksız devam etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tebliği aralıksız devam etmiş. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam sözlerini bitirdi bitirmedi neyse, o arada adam devreye giriyor ve diyor ki, hitap şu: ey kişi diyor Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, senin bu söylediklerin doğru, bundan daha güzel bir şey olamaz diyor. Fakat sen bizim meclisimize gelerek bu sözlerle bizi rahatsız etme diyor. Bu sözlerle bizi rahatsız etme diyor. Evine git otur, sana gelen olursa anlatırsın bunları diyor. Ama oraya buraya gidip de meclislere şuraya buraya katılıp da konuşma diyor ya. Niye konuşup duruyorsun? Öyle. Doğru ya. Fakat orada bir sahabi var. Yiğit ruhlu bir sahabi o kalabalığın arasında. Abdullah İbni Revaha. Bunu daha sonraları da bu sahabi hep karşımıza çıkacak. Büyük bir sahabi. En son nerede tanıyoruz bu sahabiyi, Abdullah İbni Revaha'yı? Bir kere ilkini şurada tanıdık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabiyi, bu muhaciri Ensar'dan Sa'd İbni Rebi ile kardeş yapmıştı biliyorsunuz. Ve Sa'd İbni Rebi, işte kardeşim evim, işte kardeşim bağım bahçem, işte iki tane hanımım, beğendiğini boşayayım al senin olsun diyen o yiğit, o kahraman sahabiye yine kahramanca bir cevabı olmuştu. Ne demişti? Kardeşim hanımında, evinde, bağında sana mübarek olsun. Bana bir ip bul ve bana çarşının yolunu göster. Ben rızkımı kazanırım demişti. Olması gereken de buydu zaten. Olması gereken buydu. İnsanlar hakikaten hayatta sülük gibi olmamalı yani. Kendi rızkını kendi kazanmalı insanlar. Öyle olmalı insanlar. Abdullah İbni Revaha işte bize bu yolu gösteriyor esasında. Bu kahramanca yolu gösteriyor bize. Bu yiğitçe yolu gösteriyor bize. Bunu yapmak lazım. Doğru. Şimdi işte bu sahabiyi daha sonra biz Tebük'te yine karşımıza çıkacak. Getirdiği, ortaya koyduğu ordunun teçhizatı için ortaya koyduğu servetiyle dikkat çekecek. Ve sonra Mute'ye giderken ordu kumandanlarından birisi olarak tayin edilecek. İşte Hazreti Zeyd radıyallahu anh başkumandan olarak tayin edilecek o savaşta. Peygamberler Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd şehit olursa sancağı Cafer alsın diyecek. O da şehit olursa Abdullah İbni Revaha alsın diyeceği kahraman sahabi. İnce ruhlu, duygulu, edebi yönü güçlü bir sahabi Abdullah İbni Revaha. Seniyetül Veda'dan veda ederken aslında bir daha dönemeyeceğini bilenlerden birisi. Hatta bir sahabi diyor ki, ya Resulallah keşke bu ismini saydığın kahramanlar geriye dönselerdi de onlardan istifade etseydik diyor. Çünkü sırayla bunları sayması demek bir peygamberin şehit olacaklarını gösteriyor. Abdullah İbni Revaha o savaşa giderken şöyle diyecek. Medine'nin hurmalıklarına bakacak, yeşilliklerine bakacak, güzelliğine bakacak. Bir de Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin gül yüzüne bakacak. Ve sonra diyecek ki geride bıraktığım
Peygamberime selam olsun. Dönmeyeceğini biliyor çünkü. Dönmeyeceğini biliyor. Medine'nin gölgeliklerini, ağaçlarını, hurmalıklarını, palmiyelerini, eşimi, çocuğumu geride bırakıyorum. Onlara da selam olsun diyor. Ben gidiyorum. İnsan gerektiğinde gitmesini bilmeli. O zaman kahraman oluyor zaten. O zaman yiğit oluyor. Takılıp kalanlar değil. Düşenler değil. Gitmesi gerektiği yerde gitmeyi başarabilenler kahraman oluyorlar. İşte bu yiğit sahabi Abdullah İbni Revaha orada o baş münafığa öyle bir karşı çıkıyor ki sus diyor. Allah'ın peygamberine böyle konuşamazsın, böyle hakaret edemezsin. Ama o baş münafığın da etrafında bir sürü adamı var. Öyle bir arbede, öyle bir savaş, öyle bir kavga başlıyor ki millet birbirini öldürecek hale geliyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar perişan oluyor, o kadar üzülüyor ki o durumdan onları güçlükle ayırabiliyor. Ve sonra da çok mahzun, mükedder bir şekilde oradan ayrılıyor. İşte bakıyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd İbni Ubade'nin yanına varınca Hazreti Sa'd onun yüzünden anlıyor peygamber mahzun. Peygamber mükedder. O yatağında hasta kıvranıyor ama fakat peygamberin gül yüzü yanıyor belli, belli. Şimdi diyor ki, ne oldu diyor. Neden üzüldün bu kadar, mahzunsun, mükeddersin diyor. Allah'ın Resulü de yolda olanları anlatıyor. Bunun üzerine o büyük sahabi diyor ki, ya Resulallah sen ona da yine yumuşak davran diyor. Sen ona da yine yumuşak davran. Sen geldiğin sıralarda Medineliler onu başına geçireceklerdi. Tacını tahtını bile hazırlamışlardı. O sana karşı büyük bir haset ve kıskançlık içerisinde. Ama ya Resulallah sen onu da affet diyor. Yüce Peygamber daha orada diyor ki onu da affettim diyor. Onu da affettim. Şimdi bugünlerde olan bir olay var. Medine'ye gittiğinizde bunu görüyorsunuz. Orada biliyorsunuz. Orada iki kıbleli mescit var. Mescidi Kıbleteyn var. İki kıbleli mescit. Şimdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evet göklerden vahiy yağmurları yağıyor ve namazlar Kudüs'e doğru kılınıyor ama fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri adeta göklerde bir ayet bekliyor, bir vahiy bekliyor. Ve Peygamberimizin gönlü hep Kabe'den yana, oraya dönmek istiyor. Ve işte Şaban'ın ayının 15. gece vakti, yani 3 ayların içerisinde, Şaban ayının 15'i demek aşağı yukarı, Ramazan'a kaç gün var demektir? Efendim? 15 gün. Ama henüz daha Ramazan diye bir şey yok. O gün için Ramazan diye bir şey yok daha biliyorsunuz. Şimdi gök kapıları açılıyor ve ayet geliyor. Gat nera tekallübe veçike fissemâi felenüvelliyenneke gıbleten terdâhâ fevelli veçike şadral mescidil haram. İşte elbette ilahi buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Artık müsterih ol ey Allah'ın peygamberi. İşte memnun olacağın kıbleye seni yöneltiyoruz. Fevelli veçheke şadral mescidil haram. Senin yüzünü mescidi harama döndürüyoruz. Yani Mekke'ye, yani Kabe'ye döndürüyoruz diyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Ve işte haydi yüzünü mescidi harama çevir. Siz de ey müminler nerede olursanız olunuz, yüzünüzü oraya doğru çevirin. Yani Kabe'ye doğru çevirin. Allah'ın evi işte orada. Kendilerine kitap verilmiş olanlar,
kıbleyi çevirmenin gerçekten Rableri tarafından olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bakara 144. ayeti kerime kıbleyi değiştiren ayeti kerime olarak iniyor. İşte bu ne zaman geliyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sabah vakti gelen bu ayette o gecenin sabah namazını artık Kabe'ye doğru dönerek kıldırıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıble değişiyor. Fakat kıble değişiyor ama kıble değişim haberleri mesafelere göre de değişiyor tabii. Mesela bu haber ilerideki bir Seleme oğulları yurdundaki insanlara bu öğle namazı vakti kılınırken ulaşıyor. Oraya arkadan yetişen birisi, Medine'den giden birisi diyor ki, yanlış duruyorsunuz namaza, artık kıble değişti, Kabe'ye doğru çevrildi deyince imam ve o cemaat aynı anda yönlerini Kabe'ye doğru döndürdükleri için bir vakit namaz iki kıble olarak kılındığından dolayı o mescide ne diyoruz? Mescidi kıbleteyn, yani iki kıbleli bir mescit olarak bugün anılıyor ve biliniyor. Şimdi düşünsenize, bir ezan vakti, ezanlar göklere kanatlandığı zaman dünyadaki bütün müminler aynı yöne dönüyorlar. Aynı istikamete, aynı yere doğru yüzlerini çeviriyorlar ve dünyadaki milyonlarca, milyarlarca insan Allahu Ekber diye hep o yöne dönüyor. Şimdi insanlar oturur mesela, ama oturma şekillerinde en güzeli olarak kabul edilen şey nedir? Kıbleye karşı oturmaktır. Mesela Kur'an mı okuyacaksın, bir dua mı edeceksin, ellerini mi açacaksın, diz çökeceksin, kıbleye doğru döneceksin, namaz kılacaksan öyle, oturacaksan öyle, Kur'an okuyacaksan öyle, dua edeceksen öyle, Allah'a yalvaracaksan öyle, bir şey isteyeceksen öyle. Oturuşların en güzeli de kıbleye doğru yapılan oturuşlardır. Şimdi evet, biz de bugün böyle uyguluyoruz. Namaz kılarken, hatta kurban keserken o kurbanları bile kıbleye doğru yatırıp öyle kesiyoruz. Sadece onunla da sınırlı değil. Onunla da sınırlı değil. Şimdi tarikatlarda biliyorsunuz rabıta yaparken de kıbleye dönerler. En muhteşem zikirleri de öyle yaparlar. Ama sadece o da değil. Yaşıyoruz ama öldüğümüz zamanda ne yapılıyor gene? Bizi kıbleye doğru yüzümüzü çevirerek yatırıyorlar. Onun için de gece yatarken de en düzgün yatış şekli yüzümüzü kıbleye doğru döndürerek yapılan yatış şeklidir. Bu yatış şekli bize aynı zamanda işte kabirde yatışı da hatırlatır. Ve der ki, ey insan, şimdi sıcak yataktasın ama bir gün öleceksin. İhtar eder. Bak, ölümün küçük kardeşi olan uykuya dalıyorsun, uykuya giriyorsun. Ama uyanamayabilirsin de. Dikkat et diyor. Hayatın her kademesinde bir dikkat çağrısı var esasında. İşte onun için yatarken de buna, evlerin tabii ki imkanı ölçüsünde, şimdi biz kalkıp da yatak odalarındaki şeyleri şöyle çevirin böyle çevirin diyecek durumda değiliz. Ama evin konumu, durumu buna müsaitse en güzel şekli elbette ki budur. Yani sırtını kıbleye vermeme imkanı varsa vermeyeceksin. Evet. Evet. Hazreti Hubeyb radıyallahu anh Mekkeliler tarafından şehit edilince hep duası oymuş ya, Allah'ım benim yönümü kıbleye doğru, Kabe'ye doğru döndür ve beni öylece şehit etsinler. Ve onlar ne kadar onun arzu ve isteğini yerine gelmesin diye bağlı bulunduğu direği başka yöne çevirseler de
direkt hep kıbleye doğru dönermiş. Bakmışlar ki baş edemeyecekler. Öylece şehit ediyorlar Hazreti Ubeybi, Hazreti Zeyd'i radıyallahu anhuma. Şimdi bu kapıdan daha önce sizlere bahsetmiştim. Cibril kapısını biliyorsunuz. Cennetül Baki tarafından girildiği zaman şöyle. Orada biliyorsunuz Cibril kapısı var. O kapıdan giriyoruz. O kapının üzerinde biliyorsunuz iki kanatlı bir kapı. O kanatlardan, kanatların üzerinde şöyle topuzlar var. Açılıp kapanmalarını sağlayan topuzlar var. Bir kanadın üzerindeki topuzun üzerinde Allahümme ftah lene hayral bab yazılıyor. Allah'ım bize hayır kapılarını aç. İftah lene hayral bab. Birinde ya müfettihal ebvab, diğerinde de iftah lene hayral bab diyor. Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapılarını aç diyor. Allah'ın açmadığı hiçbir kapıyı kimse açamaz. Açamaz. Kapılar o açacak. Ve kapılar açılacak. Bir gün o rüyalar gerçek olacak. Fırtınaların, tufanların sararıp soldurmaya çalıştığı o fidanlar, o gül fidanlar, o çiçekler yeniden dirilecek. Damarlarına yeniden su yürüyecek. Evlerin ışıkları yeniden yanacak. O mabetler, o yurtlar, o okullar yeniden cıvıl cıvıl olacak Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü hiçbir zulüm ve hiçbir karanlık dünyada ebedi olmamıştır ve olmayacaktır. Önemli olan o kapıdan hiç ayrılmamaktır. Hep o kapının önünde olmaktır. Hep o kapının önünde olmaktır. İşte Hoca Efendi de bize hep bu terbiyeyi anlattı. Hep onun kapısı dedi. Her şeyi ondan bekleyin dedi. Sakın başkalarından bir şey beklemeyin. Sakın minnet etmeyin. Şerefinizle, onurunuzla oynatmayın. Ne isteyecekseniz ondan isteyin. Ne dileyecekseniz ondan dileyin. İnsanlara boyun eğmeyin. Diz kırmayın. Ondan isteyin her şeyi. Her şeyi veren O'dur. Bütün peygamberlerin ahlakı budur. Onuru budur. Haysiyeti budur. Her şeyi ondan beklemişler. Melekler bile imdadına koştuğunda hayır, o bizi görüyor demişler. O bizi görüyor. Allah zindandaki o masum bacılarımızın ve bebeklerin çığlıklarını duyuyor. Boşa gitmeyecek bütün bunlar. Boşa gitmeyecek. Duyuyor. Allah şahit ki o insanların bir günahı ve suçu yok. Masum o insanlar. Masum ve masumiyetle lekelenemez. Bir gün mutlaka onun o hakikatin ortaya çıkması gibi bir hakikat vardır. Bir durum vardır. İşte bu kapıdan giriyorsunuz ya, girdiniz. O kapıya neden Cibril kapısı denmiş? Çünkü Cebrail aleyhisselam hep o kapıdan gelirmiş de bugün bakar mısınız o kapıya onun için Babu Cibril demişler. Misafiri melekler olan bir peygamberin evine geliyor misafirler ve o misafirlerden birisi de melek Cebrail ve sık sık geliyor üstelik de. İşte o kapıdan girdiğinizde biliyorsunuz karşınızda ne çıkacak? Hemen sağ yanınızda böyle sofa gibi bir mahfil. Hemen kalabalıktan bunu fark edeceksiniz zaten. İnsanların niyazlarından, namazlarından, dualarından oranın farklı bir yer olduğunu hemen idrak edeceksiniz. Ora neredir? Ora şu. Orası kıble ayeti gelmeden önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yönünü döndüğü yer işte orası. Üzeri hafif hurma dallarıyla örtülmüş, namaz o gölgelikte, o dalların altında kılınıyormuş Kudüs'e doğru. Kudüs'e doğru. Şimdi orası kıble değiştikten sonra ne oluyor?
kıble değiştikten sonra orası okul oluyor. Okul, yatılı bir yurt oluyor orası. Yatılı bir yurt oluyor orası. Ve orada kalanlara ne deniyor? Ashab-ı Suffa deniliyor. Yani Suffa ashabı. Neden Suffa denmiş? Bilmiyorum. Bir sürü rivayetler var bununla ilgili. Kimisi diyor ki orada kalanlar çok fakirane bir hayat yaşıyorlardı. Üstleri başları böyle işte keçeden şeyden falan filan. Yani bazıları onun için Ashab-ı Suffa denildiği. Bazıları işte orası böyle sofa gibi, hani böyle Anadolu'da da vardır ya, biraz seki gibi, biraz yüksekçe bir yer. Bugün de öyledir orası. Biraz hafif yüksekçe bir yerdir. Böyle sofa deriz biz yani otur yerlere. Bazıları ondan dolayı böyle dendiğini, bazıları saf, tertemiz insanların kaldığından dolayı da Ashab-ı Suffa demiş olunabilir. O anlama da geliyor. Ama bilemiyoruz. Burası belli ki İslam'ın ilk mektebi burası ve yatılı öğrenciler kalıyor burada. Yatılı öğrenciler kalıyor. İşte ilk defa bize bu yatılılık, leyli tedris öğrenme işini mescitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem talim ettiriyor ve bu mektebin tabii ki baş muallimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi aslında şöyle de bir not düşmüşüz. Suffe gölgelik anlamına da geliyormuş. Gölgelik, mescidin o bölümü önceden kıble Kudüs'e doğru olduğunda hurma dalları ile kapalı olduğundan dolayı da bir oraya Suffe anlamında bu da deniyormuş ve daha sonra Ashab-ı Suffa denilmiş. Şimdi tabii burada kalanlar aslında her biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebesi, ama fakat burada belletmenler de var. Yani büyük alimler de var. İleride büyük alim olacak insanlar da var. İleride bütün bir dünyaya ilmi ışık ışık dalga dalga yayılacak insanlar da burada kalıyor. Hatta mesela evleri Medine'de olup da burada kalan zengin varlıklı sahabeler de var. Onlar da geliyorlar, burada kalıyorlar. Hani şimdi mesela bazı talebeler olur, evi burada, annesi burada, babası burada, ama gider mesela bir yurtta kalacağım bu gece falan der. İşte ona benzer bir şey demek ki, yani bu öyle bir şey, bir durum. Şimdi özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her sabah namazından sonra buraya uğruyor, dersleri dinliyor, okumaları dinliyor, onlara yeni görevler veriyor, yeni vazifeler veriyor belli ki ve burayı çok yakından ilgileniyor ve çok yakından takip ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi burada kalan sahabilerin sayıları bazen 60, 70, 80, hatta bazı rivayetlere göre 400'e kadar çıktığı bile söyleniyor Ashab-ı Suffa'nın sayıları, ki bu az boz bir sayı değil gerçekten yani. Mesela biz buradaki şeylerden Abdullah İbni Ömer gibi, Hazreti Ömer'in oğlu mesela, işte buranın öğrencilerinden Ebu Hureyre mesela, bize en çok hadis rivayet eden sahabi, hiç başka işi yok. İşi Peygamberimizi takip etmek. Bu mektebin böyle bir özelliği var işte. Onun için de en çok hadis rivayet eden sahabi bu, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh yine buranın talebelerinden. Mesela Abdullah İbni Mes'ud yine buranın talebelerinden. Selman-ı Farisi, Ammar bin Yasir, hani bazılarında mesela zaten gidecek yeri yok. Anneleri, babaları yok. Hazreti Yasir gibi babası, annesi ilk şehitlerden mesela, kimsesi yok. Onlar da orada kalıyor. Bilal-ı Habeşi, kimsesi yok. O da orada kalıyor mesela. Oranın talebelerinden Zeyd bin Harise desinle, Asım bin Sabit gibi sahabeler de yine bu Ashab-ı Suffa'nın seçkin sahabileri arasında. Şimdi bir de Hazreti Fatıma annemiz var ki, evet orada kalmıyor, onun evi var, kendi evi var, ama fakat Hazreti Fatıma annemiz de o mescitte, Peygamber Mescidinde kadınlar kolu gibi çalışıyor Hazreti Fatıma annemiz. Onun da ders halkası var, onun da sohbetleri var. O da Medineli kadınları tıpkı Hazreti Ayşe annemiz gibi
O da Medineli kadınlara dersler yapıyor, sohbetler yapıyor. Aslında bakar mısınız? Yani metodoloji olarak çok fazla değişen bir şey yok. Her şey o günkünün bir iz düşümü gibi devam edip gidiyor esasında. Şimdi tabii Ashab-ı Suffa Allah'ın peygamberinin mescidinde kalırsa burada ne olur? Sabahlara kadar bir bakarsan bir direğin dibinde birisi namaz kılıyor, ötekinde bir başka niyazda, öteki ellerini kaldırmış dua ediyor, öteki Kur'an okuyor. Sabaha kadar adeta arı vızıltıları gibi oralar sürekli sabaha kadar niyazlarla, namazlarla hep böyle inintiler içerisinde böyle tatlı tatlı akıp giden bir şırıltılı sular gibi mescit hayatiyetine geceleri de onlarla devam ediyor. Onlarla devam ediyor. Şimdi fakat bu Suffa'da kalan sahabilerin çoğu da fakir insanlar. Yani öyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de çok ayrılmayı düşünmemişler. Yani gidip bağ bahçe edinip de hani onlar uzak kalmayı da düşünmemişler. Şimdi derler ya bir lokma bir hırkayla iktifa etmeyi düşünen insanlar çoğu ve onun için de pek çoğu fakirane bir hayat yaşıyorlar. Bazılarının üzerinde sadece bir peştemal var, o kadar. Onunla yatıyor, onunla kalkıyor. Hayat orada öyle işte, öyle. Ama muazzam bir ilim deryası olarak bu insanlar karşımızda duruyorlar. Şimdi fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Ashab-ı Suffa'nın geçimleriyle çok yakından ilgileniyor. Varlıklı ve zengin sahabiler hatta getirip mesela işte taze hurmalar olduğunda getirip mescidin direklerine asarlarmış. Ashab-ı Suffa bunlardan rahat rahat yesinler, içsinler diye evlerinden yemek getirenler, onlara bakanlar, yatılı bir yurtta neler oluyorsa o günkü insanlara o tür varlıklı sahabeler de bağından, bahçesinden, evinden bir şeyler getirerek onların geçimlerini sağlamaya çalışırlarmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine gelen hediyeleri sadaka denildiği zaman götürüp doğrudan onlara verilmiş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dedik ya bunlar da biraz fakir sahabiler. Mesela bunların en başında gelen fakir sahabilerin en başında gelen de bize en çok hadis rivayet eden Hazreti Ebu Hureyre. Hazreti Ebu Hureyre. Şimdi bir gün o kadar acıkmış ki artık bayılacak noktaya gelmiş. İnsanların geçtiği yere oturmuş şöyle hani birisi desin ki yani ya Ebu Hureyre gel eve gidelim sana bir şeyler ikram edelim falan desin. İçinden o geçiyor ama zannediyorlar ki Ebu Hureyre biraz rahatsız veya ayağa kalkmak istemiyor veya öyle oturuyor işte orada öyle oturuyor. Halbuki oturma yerine bakınca anlaşılması lazım. Yüzüne, simasına bakınca anlaşılması lazım ama anlaşılmamış demek ki. En son Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oradan geçerken bakıyor ki Ebu Hureyre beti benzi sapsarı Ebu Hureyre diyor beni takip et diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beni takip et diyor. Hemen ayet iniyor bunun üzerine. لِلْفُقَرَاءِ الَّذ۪ينَ اُخْسِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَط۪يُونَ دَرْبًا ف۪ي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْعَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِه۪ عَل۪يمٌ Onlar yeryüzünde dolaşıp geçimlerini sağlama imkanı bulamazlar diyor ayet-i kerime. Yeryüzünde dolaşıp geçimlerini sağlama imkanı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle onların gerçek hallerini bilmeyen kimse onları varlıklı zanneder. Hallerini iyi zanneder. Durumlarını iyi zanneder. Ey Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem sen onları simalarından tanırsın diyor. Sen onları simalarından tanırsın diyor. Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemeye utanırlar. Şunu bilin ki hayır adına her ne verirseniz mutlaka Allah onu bilir. İşte bu ayet-i kerime
Ebu Hureyre ve onun gibiler için nazil oluyor. Ebu Hureyre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peşi sıra yürüyor. Yani sanki peygamberin evinde ne var ki Allah aşkına? Ne var ki? İçeride Hazreti Ayşe annemiz var. Ya Ayşe, Ebu Hureyre belli ki çok aç. Ona ikram edeceğimiz bir şey var mı dediğinde, ya Resulallah az önce bir komşu bir bardak süt getirmişti. Bir tabak süt. Başka da bir şeyimiz yok diyor Hazreti Ayşe annemiz. Önce sütün nereden geldiğini soruyor Peygamberimiz. Falancalar diyor. Sonra Ebu Hureyre'ye sesleniyor. Bana diyor Ashab-ı Suffa'nın hepsini çağır. İşte o anda Ebu Hureyre ne diyor biliyor musunuz? Eyvah diyor. Eyvah. Çağıran ben olduğuma göre diyor. Onlara ikramı ben yapacağıma göre ben en sona kalacağım ve bana da süt kalmayacak. Ben gene eski Ebu Hureyre olarak diyor buradan ayrılacağım. Aç ve susuz. Eyvah. Evet tam da böyle. Şimdi ama diyor ne yapayım ben bir elçiyim diyor. Gidiyor hepsini çağırıyor. Ashab-ı Suffa geliyor orada sıralanıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara tek tek ikram ediyor. Hepsine. Sonra Suffelilerin en sonuncusu da içiyor. Ve içtikten sonra da süt kabını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geri uzatıyor. Azıcık bir süt kalmış hakikaten. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırıyor. Ebu Hureyre'ye gülümseyerek ona bakıyor. Ya Ebu Hureyre diyor Peygamberimiz. Buyur ya Resulallah diyor. Süt içmeyen diyor. Sen ve ben kaldık diyor. Herkes kana kana içti. Bak doydu. Sen ve ben kaldık diyor. Evet ya Resulallah diyor. Otur sen de iç diyor. Ebu Hureyre de oturup içiyor. Sonra kabı peygamberimize uzatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz diyor ki daha iç diyor. Bir daha iç diyor. Ebu Hureyre alıyor bir daha iç. Geri uzatıyor bir daha iç diyor. Ebu Hureyre biraz daha içiyor. Sonra diyor ki, vallahi ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki içecek yerim kalmadı diyor. İçecek yerim kalmadı diyor. Kanmış, kanmış, damarlarına kadar, hücrelerine kadar süde doymuş Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ve sonra da Peygamberimize uzatıyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem besmele çekerek kalan sütü de kendisi içiyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ilmi dileyene rızkı da dilediğine verirmiş. Onun için Allah'tan helal rızık dilemek lazım. Helal, helal. Yine bir başka gün Ashab-ı Suffa'dan bir başkası, dermanı kesilen bir başkası güllerin efendisine sallallahu aleyhi ve sellem halini arz ediyor. Demek ki herkese hal arz edilmiyor. Herkese bir şey denmiyor ve denmemesi de gerekiyor. Demek ki halden anlayan insanlara ancak hal arz edilebilir ki bu sahabi de halini Allah'ın Resulüne arz ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu hanımlarına gönderiyor. Evlerden gelen cevap ne biliyor musunuz? Kaç tane oda varsa, kaç tane hanımı varsa o gün için. Ya Resulallah, yanımızda sudan başka hiçbir şey yok.
Bunlar da bir peygamberin evi işte. Keşke bizim de bugün evlerimizde sudan başka bir şey olmasaydı da o suya hasret giden, o suların içinde dünyaya hasret giden kardeşlerimiz, keşke onlar rızıklansaydı. Keşke onlar aç susuz kalmasaydı, keşke. Ama biz önümüze konulan tabakları hiç geri çevirmedik ki. Hoca Efendi bu haftaki bam telinde anlatıyor ya. Azıcık çorbadan alırsınız diyor. Proteininizi alırsınız, gıdanızı alırsınız. Olmadı azıcık da önünüze konan tatlıdan diyor bir kaşık alırsınız. Glikozunuzu alırsınız diyor. Vücuda yeter bunlar diyor. Artan her şeyi gönderin diyor. Her şeyi gönderin. Gönderebiliyoruz mu? Hayır. Yapabiliyoruz mu? Hayır. Ayağa kalkabiliyoruz mu? Hayır. İnsanlığı ayağa kaldırabiliyoruz mu? Hayır. Hayırda yarışabiliyoruz mu? Hayır. Ne yazık ki, ne yazık ki. Kimse kusura bakmasın ama ölmüşüz de haberimiz yok bizim. Ölmüşüz de haberimiz yok. Kaç gece oradan gelen çığlıklar sessiz ağlattı bizi. Kaç gece yorganın altında ağladık. Kaç gece ne olur bizi affedin dedik. Ama işte gidenler gidiyor. Ve gidip geri dönüyorlar. Döndükten sonra bize ne diyorlar? Vallahi hallerinin bu kadar acıklı olduğunu, yürek yakıcı olduğunu bilmiyorduk. Peki neden bu kadar geç kaldık o zaman? Neydi bize engel olan? Neydi yolumuza çıkan? Gidiyoruz işte. Yunanistan'a gitti bacılarımız. Döndükleri itiraf neydi? Çok geç kalmışız. Hallerinin bu kadar perişan olduğunu bilmiyorduk diyor. Bir saç tokasına bir kız çocuğunun bu kadar sevinebileceğini bilmiyorduk diyorlar. Bunları esirgedik biliyor musunuz? Çünkü bizim birbirimize uğraşmaktan onları düşünmeye vaktimiz yok. Vaktimiz yok. Vaktimiz yok. Bir bacımıza diyorlar ki X-ray cihazında ötüyor. Bir daha geçiyor. Ya mahkemeye gidecek ya hapishaneye girecek. İkisinden birisi yani. İkisinden başka değil. Orada. Çocuklarına hasret. Eşine hasret. Evine hasret. Anne babasına hasret. Ya mahkemeye götürülüyor ya mahkemeden getiriliyor. Ama X-ray cihazı ötüyor. Askerler ellerinde silahlar. Önünde ve arkasında. Başka çare yok. 5 defa geçiyor, 5'inde de ötüyor. Üzerinde ne varsa boşaltıyor, yine ötüyor. Görevli diyor ki, elbiseni çıkaracaksın. Baktım, önümde askerler. Arkamı döndüm, askerler. Çıkaramam dedim diyor. Çıkarmazsan buradan geçemezsin dedi. Çıkaracaksın.
dedim ki diyor, ben buradan geçeceğim. Beni arkamdan vurunuz. Vallahi şikayetçi olmayacağım. Kaçıyordum, vurdular diyeceğim. Ama ben elbisemi çıkaramam dedim diyor. Ah o kahraman bacım. İffetini canına değişen bacım. Sana yetişemedik ya. Sana ulaşamadık ya. Başka bir şey demiyorum. Sadece bize yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Lillahi'l-Fatiha.